Şimşek. Allah! Arap turistler geldi. Yallah! Ne biçim sipalis açar şimdi bu herifler? Öyle mi diyorsun? Tuttum. Ben bir gidip bakayım. Sultan, gel kız, gel. Şurada Arap'ın önünde oynar da bunlar iyi para saçarmış. Maşallah, maşallah. Murat bir şahane. Tabii ya. Benim sultan harikadır be. Çok güzel dans eder. Hadi yapıştıransın bir sipali araba abi. Maşallah. Ya ben onu demiyorum. Size diyorum. Maşallah pek güzelsiniz. Pek rahipsiniz. Pek şahanesiniz. Lan sen de kadından anlarsın be. Aferin lan. Abayı yaktı be ana. Kız. Haydi gidelim mi? Evladım, evladım. Sen de bu etraftaki avratlara baksana. Hepsi birer huri melaike. Bir de baksana bu karıların güzelliğine ya. Güzel mi? Bu kızların hiçbiri benden güzel değil babacığım. Ama erkekler. Tövbe tövbe estağfurullah. Göçmeni sararım fiyatım. Mahalleye çalım atarım. Üfleye üfleye mum söndü. Üfleye üfleye mum söndü. Aman başım, aman başım. Ay başım. O kız sana devirdi. Ya ne oluyor be şahanem? Ya delirdin yine. O kız sana devirdi dedi Ferhat. Çıkar. Üf, ya saçmalama be şahanem. Ne verecek işte al. İstedikleri şarkıyı peçete yazıp verdiler işte bak. Onlar değil. Bak bak. Utanırsın belki kendinden. İstek şarkı. Böyle bir şarkı var mı? Sen de çok haşlandım. Beni ara. Telefon. Zıvır. Böyle bir şarkı var mı? Kimin şarkısı bu? Yine başladılar kavgaya be. Yanlışım varsa düzeltin ama bu şarkı sözleri kulağa çok tanıdık geldi. Aman. Hani melodisini biraz bırıldansanız çıkaracağım ama. Hadi lan bestekar. Ya şahanem, vallahi ben böyle şeyin yazdığını görmedim be ya. İstediği şarkıyı yazdı sandım ya. Hadi be Ferhat. Bir de cebine koyup saklarsın değil mi? Arayacaktın değil mi sonra kızı? Ya sultan saçmalama. Ne araması? Ya burada telefon numarası olduğunu bile bilmiyordum ki ya. Ulan erkek değil misiniz? Hepinizin köküne kibrit suyu lan. Hop hop. Ağır olun. Çocuğun üstüne gelmeyin. Ferhat gibi senin boyun posun devrilmesine mi? Devrilsin. Güya bu adamla evlenecektim. Allah'ım ne salakmışım. Ne salak. Kız bununla yapacağın evlilik. Anne ata izinin evlilik kadar bilem sürmez. İki bilemedin 3 saniye. Bu kara çocuk 4. saniyede seni aldatır kızım. Günahını almayın. Yapmaz benim Ferhat'ım. Sevdiğini aldatmaz. Tabii tabii. Babası ne ki sıpası ne olsun. Ulan zamanında sen beni bohçacı Gülsüm'le aldatmadın. Tövbe. Asparagas. Bu bünye yapmaz öyle şey. Bu bünye de yapar. Naşu bünye de yapar. Ya Habibi. Az önceki cinsi latife kimdir? Adı Pembedir ya şeyim. Maşallah, maşallah. Pek güzel bir isim. Pembe, gönlüm sende. Kimdir, nedir, neyin nesidir? Vallahi kendisi sizden mütedeyyin olması çok mütedeyyin bir insandır. Zaten yakında bu işleri birine bırakıp hacca gidecek inşallah Şipşak. Maşallah, maşallah. Ya Habibi, bunu o hanımefendiye götür. Şeyh Abdülaziz'den küçük bir hediye. Oo, yani maşallah. Maşallah çok güzel bir hediye. Ben hemen bunu Pembe ablaya götüreyim Şipşak. Yallah, yallah. Pembe abla, bak. Arap Şeyhi Abdülaziz'in sana hediyesi Şipşak. Esah mı diyorsun lan? Ve bakayım şunu lan. Anne. Gerçek mi? Kız gerçekmiş hakikaten ha. Oh Pembe Hanım, gözün aydın. Sen de sonunda bir buldun ya. Bu kartla para finanse eder seni artıkın altınlar falan. Kıskançlar ne olacak? Altın taktılar ulan bana altın. Çatlayın da patlayın.
Ne kıskanacağız be? Elin Araplarına göz süzmeleri mi? Gitti Arap kaşaket kestin biraz bilirsin. Göz kısmetten düşünce talibisi Bağdat'tan gelir. Oo, aldı mı ağzını payını Janjanlık acı? Gergeden kılıklı kar. Ben bu lafları sana yedirmez miyim ulan gel lan? Bana mı dedin? Ayrılın kardeşim ayrılın ya. Ulan muhabbet zellalı herif. Sen de çek hiç öyle. Terbiyesizler. Kıskançlar. Irzı kırıklar. Sahte ubalar. Seni bunlardan yeter. Canlarım benim. Benim en sadık müşterilerim. Hoş geldiniz. Yine kavga edip geldiniz değil mi? Çıkın bakalım paraları. Gene mi para cezası be komiserim? Evet, gene para cezası. Kavga ettiğiniz sürece para cezası keseceğim size. O paralarla da cennet mahallesini güzelleştireceğim. Yanımda hiç bozukluk yok. Bak tın tın. Deftere yatsanız olur mu? Ne defteri? Salih Hanım bakalım burası. Demek paranız yok ha? Güzel. Salih, evladım. Her zamanki gibi nezarethaneyi hazırla. Akşama yatıya misafirlerimiz var. Şey komiserim, ben misafirlikte yerimi yadırgarım. Rahat edemem, ben yatıya kalmayayım. İnanmazsınız, ben de aynen pembe gibiyim komiserim. Yani dururum ille de kendi yatağım. Yastıkımı yadırgarım. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederiz komiserim ama biz kaçalım, kalmayalım komiserim. Dur lan ben veririm. Buyurun komiserim. Verin paraları. Efendim cezanızı ödediğinize göre artık gidebilirsiniz. Hı-hı. Bereket versin. Bereket hadi Allah. Hadi. Yanlışım varsa düzeltin ama kavgayı Yunus'a çıkardı. Hı. Cezayı hep beraber çekeriz. Hı. Şimdi adalet mi bu kardeşim? Ne diyorsun sen? Komiserim af buyurun. Şu 5 milyonu verip şuna 5 milyonluk tokat atabilir miyim? Hemen sulandırmayın ortalığı be. Burası karakol. Mahallenin asayişinin ırzının namusunun korunduğu yer. Daha bağlı olmayın. Hadi. Nice. Komiserim, uzun zamandır soramıyorum. Oğlunuz nasıl? Benim oğlum yok ki, kızım var. Ben de onu soruyorum işte. Neyi soruyorsun? Abi gittin mi? Hı? Zıstarenköy. Sultan. Kızım yapma be. Gene bu Ferhat'ı mı düşünürsün sen? Hala aklım almaz bir anam. Ferhat o kızdan telefon numarasını nasıl alır? Yanlışım varsa düzeltin ama Ferhat istek şarkı zannetmiştir o peçeteyi. Yoksa Ferhat hiç aldatır mı seni? Sus. Bunları sebebiden iyi mi tanıyacaksın ha? Babasına çıkmış o... Babası gibi kızın bellerinde don durmaz. Donlarının lastiği onların gevşektir. Doğru hı dersin bir ana. İnsan hiç hı bakmaz mı peçeteye ne yazar diye. Ah be Ferhat, hı bana bunu da mı yapacaktı? Yapar kız o. Daha neler yapar o sana? Ondan numaralar bitmez. Tövbe tövbe. Günahını almayayım be çocuğun. Kirpidonu giydirmeyin hemen. Dürüsttür, Ferhat, merttir, delikanlıdır. Uldu canım. Başka ha nedir? Uldu olacak. Bir de 9 dağın efesidir deseydin be baba. Ana baktı be dedi. Ferhat defteri kaparı ben artık. Kapatır yaşa kızım be. Ah be baba be. Ya ben nereden bileyim kızın peçeteye telefon numarasını yazacağını? Resmen ketenpereye geldim valla. Doğru. Bilemezsin tabii. Müneccim bok yemediğine göre nereden bileceksin? Sultan da bilip bilmeden beni süsledi hemen ya. Ama sultan da anlarım ben bir evladım. İnsan sevdiğim kıskanır. Asıl pembe gacısı körükler sultanın ateşini. Eline fırsat geçti ya karının ne yapıp edip sultanla seni ayıracak. Ay kırı değil ayrı kutu mübarek. Ben şimdi ne yapacağım be baba ya? Hiç canını sıkma evladım. Pembe gacısı ölür ölmez sultana kavuşacaksın. Şurada ne kaldı zaten? 50, bilemedin 60 sene. Sonra inşallah gacı mor. Selamünaleyküm Şeyh Hazretleri. Oo, aleyküm selam. Ehlen ve sehlen ya Habibi. O dediğinden abi. Beni çağırmışsınız Şeyh Hazretleri. Evet ya Habibi. Pembe Hanım için hediyeler göndermek isterim. Onun gönlünü almak isterim. Öyle mi? Seve seve götürürüm şipşak. Ayrıca oğlum Muaz da Pembe Hanım'ın kızı için hediyeler yollayacak. Değil mi evladım? Vallahi lazım delireceğim ya baba. Beni karıştırma ya baba. Şeyim, sizin gibi muazzam bir şahsiyetin elçisi böyle çulsuz mu gidecek? Sizin şanınıza yakışır mı şipşak? Çok doğru, çok doğru. Rıza Bey Efendi'ye de hediyelerle birlikte
güzel bir takım elbise. Yalla, yalla. Sağ ol Şeyh Hazretleri Şimşek. Çok pahalı. Saliha, bir de şuradan bir paket yağ verirsen tamam oluyor benim alışveriş. Ya nasıl tamam olur alışveriş? Hep ben veririm. Sen bana bir şey vermeyecek misin? Ne vereyim? İlk aklıma geleni söyleyeyim. Mesela para verebilirsin. Aldıklarına mahsube. Para mı? Para. Pek kullanmadığın için unutmuş olabilirsin. Hani şöyle üzerinde Atatürk'ün resmi var. Hatırladın mı? Para. Hatırladım. Hani ortada Merkez Bankası yazar. Altında imzalar falan olur. Ondan değil mi? Bırak dalgayı be Yunus Baba. Şu burcunu öde artık. Toptancılar sıkıştırır beni. Vallahi bakkal aciz gelecek be. Bu sefer yutturamadım. Al bakalım. Vay kirli çıkı. İnanmazsın Yunus Baba. Sen gene en iyi müşterim sayılırsın be. Bu mahallede kimse borcunu ödemez. Hadi hayırlı işler. Merhaba Saliha. Bugün ödeyeceğim borcu. Kaçmıyoruz ya. Ödeyeceğiz elbet. Ne sık boğaz eder durursun. Kaç aydır oyalıyorsun be kardeşim be. Benden günah gitti. Zaten icraya verdim, haberin olsun. Ver lan. Senden korkan seni gibi olsun. Hem suçlusun hem güçlüsün ya. Nasıl olacak bu iş ben anlamadım. Hadi. Kaçma lan. Görürsün sen. Gebertirim. Kapı çalar. İndi Selim, duymaz mısın? Lan bu tükürdüğümün evinde benden başka kimse yok. Selim! Rıza, sen misin Rıza? Benim abla Şimşek. Bak, Arap Şeyhi Abdülaziz'in hediyelerini getirdim Şimşek. Sana layık değil ama. Layıktır. Ne demek layık olmaz, olur mu estağfurullah? Ne var lan bunun içinde? Aç da bak Şimşek. Ay kalbim duracak. Çinçil altınlar. Maşallah lan, maşallah, maşallah, kapalan. Bunlar nedir lan, kumaş mıdır? Ver lan bakayım Arap abi şunları. Bana layık mıdır bunlar? Alayı ipektir Pembe abla. Doğru mu diyorsun? Herhalde. Hakikaten bunlar da bana layıkmış. Ben bunları kendime doğum biçerim ipekten ha. Kız ana, bunlar ne? Arap Şeyhi'nin bana gönderdiği hediyelerdir kızım. Bu hediyeleri de Şeyh Abdülaziz'in oğlu Prens Muaz Hazretleri senin için gönderdi Sultan. Öyle mi? Ay çok sağ olsun, ne gerek vardı? Hiç gerek olmaz mı bir kızım? Arap abili. Taşıyın diğerlerini. Hepsini içeri taşıyın. Poşetleri de. Hadi kardeşim. Ama sakın poşetleri de atmayın. Bizim bakkal Saliha'ya satarız onları. Evet. Vay be abla. Yanlışım varsa düzeltme. Sayende zengin olacağız ha. Şeyh Hazretleri, Sultan da senin kaldıkları otelin kral dairesini yemeğe bekliyorlar Şimşek. Yuh. Hayatta olmaz be. Ne işimiz var orada? Olur kız, hayatta her şey olur. Asıl bizim bu mahallede ne işimiz var? Biz böyle ne bileyim. Ve kral da ailelerine layıkız değil mi? Söylesene Rıza, biz geliriz. Baş üstüne Şimşek. Baba. Baba zengin olduk. O meyhanede beni beğenen Arap Şeyhi bana hediyeler göndermiş. Acep bana da bir şeyler göndermiş mi? Ah, bari bu kalp benim olsun. Belki bir Arap kacısının kalbidir. Kız anam. Bu ipek de bana bir elbise dikeysin değil mi? Kız dikmez miyim? Kurban olsun anan güzeller güzeli kızına. Ay. Kız Ayşe, şurada bir şey parıldar, bir bakayım kız ne o? Gözüm de görmez ne o kız? Kız anam, Erif sana taç göndermiş. Taç mı? Tak kız şimdi o tacı. Ay. Gördün mü baba? Erif benim kraliçe olduğumu anlamış, bana taç göndermiş. E tabi asil biri olduğum emin anlaşılır. Bu altınların yarısı sahtedir ha. Sahte olanları ben alırım. Çıkar lan altınları. Kerkeniz, çıkar ver haydi, beni mi kandırırsın? Tamam, al. Ay şunlara bak be. Kız Sultan, koş. Komşulara gidelim de hediyelerimizi gösterelim. Kız çatlatalım, şunları çatlatalım kıskançlıktan. Kız bana bak, sen de bir iki tane ipi kumaş al, haydi. Al kızım, al kızım. Şunları çatlatalım ha. Hadi.
Cama Allah çıkın, Allah, kız kapıya çıkın. Ay geleni bağırın huysuz. Ya Allah durun ya, bulaşmayın şuna ya. Gelin bir bakalım. Suçlular. Yapmayın ya. Ya tamam bir bakalım. Ya of. Geliyorlar kız. Ne var be? Ne bağırıyor? Lan bakın bakın. Ömrünüzde siz bu kadar altını bir arada gördünüz mü lan? Bak ipek kumaş. Hem de top top var bizde ya. Hırsızlık mı yaptınız yoksa? Nereye yardınız? Hoş. Biz sizin gibi sahte Ruman değiliz. Öyle hırsızlık yapalım. Biz anlaşanlı Avrupa Rumanıyız. Tabii tabii. Ben de zaten İskoç kontuyum. Ferhat da Fransız arşitek. Kont efendi. Bak bak. Bunların alayını bana Arap şeyi hediye etti. Döt döt kız döt. Kız Sultan. Şu pırlanta tacı tak da görsünler kızım. Tak kafana. Haydi ver taksın. Menekşe. İstersen şu şeyi vereyim sana kumaş topu. Don dikersin kız. Sana bir top kumaştan don anca çıkar senin koca. Bu da tanga çıkar anam. Ne var lan sizi? O ipek kumaşlara alırım da. Bir başka Asıl ben seni boğarım kız. Gel buraya. Kız ana kavga etme. Yoksa yine komisere 100 milyon bayılacak. Kızım sen artık zenginiz biz. 100 milyon bizim için para mı be? Şöyle keyfini çıkara çıkara bir şunları bir döveyim. Nedir bu be? Gelin ulan. Gelin korkmayın. Gel. Bak para var. Gel. Bize hadi. Vallahi biz bir şey yapmadık komiserim. En şeyi bu haysiyetsizler yaptı. Hem kulağından tutar hem de biz bir şey yapmadık der komiserim. Pardon. Elimi Elif'in kulağında unutmuşum. Niye söylemiyorsun lan elini kulağında unuttuğumu? Tövbe tövbe. Komiserim. Şikayetçiyiz. Bunlar bizim tüm tüm kumaşlarımızı yırttılar. Her şeyi onlar başlattı komiserim. Susun. Susun. Bir susun be. Bir susun be. Tek tek konuşalım değil mi komiserim? Hayır. Önce paraları alalım, sonra muhabbet kısmına geçeriz. Paraları arkadaşlar ödeyecek komiserim. Bu kavgayı ısmarladılar. Komiserim, ben altın versem olur mu? Olmaz mı? Altın veren altın bulsun. Buyurun komiserim. Merci. Komiserim, buyurun. Elimi çekebilir miyim? Çek. Kavganın nereden çıktığını anlatıyorum komiserim. Ne anlatacaksın lan? Nasıl olsa hiç olmadık saçma sapan bir nedenden kavga etmişsinizdir. Yo bu sefer... Doğru. Nereden bildiniz komiserim? Delirtme beni. Buraya ne zaman normal bir sebeple kavga edip geldiniz ki? Bak bu da doğru. Salih. Buyurun komiserim. Bir dakika. Buyurun. Buyurun amirim. Peki amirim. Baş üstüne amirim. Ne oldu? Renginiz değişti komiserim. Para topluyoruz diye hakkımızda soruşturma açtırabilirlermiş. Alın verdiğiniz paraları. Mahallenizi kendiniz güzelleştirirsiniz bundan böyle. Olmadı be komiserim. Sultan, bir saniye bak bana. Ayrola, ne vardır? Sultan, gönlümün sultanı. Onca yıllık hukukumuz için dinle beni be. Ne söyleyeceksen söyle, işim var benim. Sultan, yemin ederim ben o kızın numarasını verdiğini bilmezdim. Şarkı istedi sandım ya. Ulan sen niye iyi bir şey yanlış sanıyorsun ki? Sarsak mısın ulan sen? Beni de Ajda pikap filan sanarsın sen bu sarsaklıkla. Ya bırak da sözümü bitireyim Pembe abla ya. Yok, bu sefer doğru sanmış. Ayret. Adelen. Yok telefon numarasını şarkı sanmış, onu bunu sanmış, bunu o sanmış. Yeter, usandık artık. Hadi yalancı şoför. Uzak dur kızımdan, hadi naş. Ya sultan? Hadi kız sen de bakkala yürü. Hadi kıvırma. Kıvırma. Yer burası arkadaşlar, buyurun. Ayrola. Yüce Adalesi'nden geliyoruz hanımefendi. Mavlanızı acil etmeye geldik. Aciz mi?
Arkadaşlar siz malları kamyona yüklemeye başlayın. Buyurun. Hadi be. Ulan alçaklar. Burcunuzu ödemediniz. Sonunda bakkalıma icra getirdiniz. Görürsünüz ulan siz. Durun, durun, durun. Her şeyi aldım ama kınaları almayın. Kınalar bana lazım. Ellemeyin kınaları. Hiç canını sıkma. Elbet sultan gerçeği anlayıp dönecek sana be evlat. Baban haklı be Ferhat. Sultan akıllı kızdır. Hata yaptığı da anlayacaktır. İnşallah be Muharrem abi. Selamünaleyküm. Selim. Nasıl, yakışmış mı? Bu ne kılık? Delikanlı Selim. Bir eteklik giymediğin kaldıydı, onu da giydin. Erkekliği hepten öldürdün ya. Buyurun hanımefendi. Buyurun hanımefendi. Kardeşim ayıp, namahremdir. Arap şeyhin ne diyesi? Niye öyle bakıyorsunuz ya? Yakışmamış mı yoksa? Yakışmış, yakışmış. Aynı sünnetlik çocuklara dönmüşsün. Yakında çocuk da doğurur mu sana? Çekemediğiniz için laf sokarsınız, bilirim ben. Çatlayın da patlayın kardeşim. Arap şeyhi ablama aşık, oğlu da sultana aşık. Aileye iki damat gelir, süper zengin olacağız. Arap'ın oğlu biraz yumuşakça bir şey. Nasıl evlenecek olan o sultanla? Sultan uymaz uçacağı baba. Selim'le evlenir o da. Hazır Selim etekliğini de giymişken. Çok komik. Pembe abla. Hadi yemeğe geç kalıyoruz Şipşak Pembe abla. Sultan! Gel kızım, neredesin kız? Rıza geldi lan. Ana, bu çarşafları niye giyeriz? Hiçbir şey anlamadım. Anlasana bir kızım. Çarşaf Arap'ın uşuna gider. Bakarsın evlenme teklif eder anana. Kız fena mı? İyi, sen onun için çarşafa girersin. Ya ben ne demeye girerim bir ana? Kız belki sana da oğlu evlenme teklif eder. Çifte düğün yaparız. Ana, sen oğlanı pek görmedin galiba. Nesi var kız oğlanın? Oğlan böyle azıcık nasıl desem... Öyle kız gibi bir şey yani. Anladın? Kızım be, dert ettiğin şeye bak. Maşallah kızıma. Sen onu iki günde erkek edersin. Cık. Olmaz ana. Emek kavgalı olsan da Tirat'ı severim. Aman bırak şunu be. Hadi kızım gel. Tamam kız, evlenme onunla. Ama Ferhat'ı kıskandırmak için gelsen. Ele bir gel de biz sonrasını düşünürüz. Haydi kızım gel. Haydi. Gel kızım. Aa, bismillah. Bu ne Pembe abla? Hı, sus lan. Arap'ın uşuna gidiyor diye giyindik. Lan sen niye böyle bu rengi giyindin? Ay şunlara bak. Bebek acısı. Hediyelik paket gibi sarılıp sarmalanmış Arap şeyine mi gidersin? Kurtaleni Arap mı kesecek bebek acısı? Ulan ben sizin gibi karının. Neyse ulan günaha girmeyelim. Şimdi abdestli abdestli abdestim bozulur ha. Haydi gidelim. Kız görünüyor. Gıcık. Kaliye gacısı güpe gündüz bakkal niye kapalı? Sayenizde bakkal mı kaldı ki açık olsun lan? Yediniz, bitirdiniz, iliğimi kuruttunuz. Ne oldu be Saliye? Ne olacak? Mahallecek borçlarınızı ödemediniz. Bakkal aciz geldi. İflas ettik. Sevinin, sevinin. Bir tarafınızda kına yakarsınız artık. Hediye mi kınalar? Hediye lan, hediye. Dönün arkanızı, ben yakacağım kınaları. Kendi ellerimle yakacağım. Dönün, dönün. Allah aşkına çekinmeyin. Gacı kafayı yedin. Bundan tamam, bir sahibim. Tane de pembe için alabilir miyim? Götürün, bütün mahalleye götürün. Saliha'nın hediyesidir değil. Bunlar alam için, alam için aldım. Ye ya pembe, ye. Yok ben yiyemem. Ya pembe, ya Nurul Ayn. Aç şu peçeyi de gül cemalini seyreyleyelim. Hem de yemek yiyelim. Olmaz, namahremdir. Yüz görümlülüğümü vermezsen açmam. Al bakalım. Hı. Al bakalım yüz görümlülüğü. Aç bakalım peçeyi. Ay, aç, aç. Ay canım. Al sana işte. Aa, ana.
Bir peçe daha mı? Şey hazretleri, ben çok namusluyumdur. Öyle bir peçe filan beni saklayamaz. Sen biraz altın daha ver, ben açacağım sana o peçeyi. Al bakalım ya pembe, sana bir kese altın. Ver, ver, ver. Sen o keseyi de ver bakayım. Haydi, yaşa canım. Şimdi, şimdi açıyorum sana. Ne? Bir tane daha mı? Allah Allah. Dedim ben sana, ben çok namusluyumdur. Meaşallah. Ver ulan sen, elini korkak alıştırma. Ver lan şunu bana. Ay canım benim, iyi oldu. Eh, iyi oldu. Meaşallah. Aç şu peçeyi de o güzel yüzünü göreyim ya pembe. Açacağım bir yüzümü de. Sen şu boynundakini de ver canım, ben açayım. Ver onu. Ay canım benim. Feda olsun sana ya pembe, aç. Açtım sana. Al canım. İşte yüzüm, iki gözüm. Lan niye öyle ağzın açık kaldı? Nazar olurum lan, maşallah de. Hadi. Ay canım. Hadi buyurun. Haydi yiyelim canım. Ay canım benim, maşallah ne güzel yer. Ne oğlum? Bak bu parmak da buraya. Hadi üfle. Abi bak kim geldi? Oo, Can Rıza Bey. Namı diğer otel faresi Rıza. Sen buranın yolunu bilir miydin lan? Ya, dalga geçme be Yunus baba. Size kötü bir haberim var Şipşak. Neymiş lan kötü haberin? Pembe ablayla Sultan artık çalgıya çıkmayacak. Aman ne kötü haber. Dünyanın sonu geldi. Çıkmazlarsa çıkmasınlar lan. Aslanlar gibi çıkar çalarız. Ya Pembe abla dert değil de Sultan'ın yerine birini bulmamız lazım baba. Ferhat haklıdır be abi. Tek daha sözle olmaz bu iş. Tamam. Biz de Salih'i çıkarız. Salih olur mu Yunus baba ya? Niye olmasın lan? Ali zıpla koş, Salih'i çağır zıpla. Tamam baba, sen bunu al. Ya pembe, sana bir kelabım olacaktır. Buyur şeyim. Benle Arabistan'a gelir misin? Orada izdivaç etmek istiyorum seninle inşallah. Yani sen evlenelim mi demek istersin? Yani kısmetse inşallah olur. Yaşa ya pembe. Allah izin verirse kızını da oğluma almak isterim. Kızın dedi de. La Sultan nerede? Sultan mı? Sultan! Gel yemek ye. Oğlumla birlikte şu ilerideki odadalar. Öyle mi dersin? Dur lan sen otur, yemeğini ye, ben şuna bir bakayım. Ben de geliyorum ya pembe. Ben de geliyorum. Nerede lan bu kapı? Hangi kapıdır? Gel. Şu kapı. Şurada mı? Şurada. Öyle kibar kibar geçireceksin işte. Sesleri geliyor. Aferin. Yumuşak yumuşak yapacak. Öyle ne yapıyor yumuşakla? Peki Sultan. Yumuşak yumuşak. Şunu döndür. Şuradan şuraya geçir. Şuradan mı? Şuradan işte be. Allah Allah. Neyi geçiriyor? Şimdi yumuşak yap. Usulüne göre yapacaksın. Abdülaziz'i bunlar ne der be yoksa? Dinle pembe, dinle. Oldu mu şimdi, yapabiliyor musun? Oldu. Allahu razim, benim oğlum milli oldu, milli. Meaşallah, meaşallah. Yoksa kız sultan, sultan kızım. Aferin bak. Sultan kızım. Uf, ne oldu be ana? Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Abdülaziz, ben de şey sandıydım. Harışı dönecek misin bana kız sultan? Ay canım. At onu elinden. At onu elinden, bir ısındık. Ben de senin milli oldun sandım. Ama niye baba ya? Niye ya? Çok zevkli ya. Güzel çocuk. Gel kız. Haydi gidelim biz, haydi. Olmaz. Hayatta olmaz ya pembe. Bırakmam. Bu akşam hep birlikte güzel bir eğlence yerine gidelim. Eğlenelim. Olmaz. Ne? Abdülaziz, gidelim. Bildiğim benim güzel bir mekan vardır. Ya. Oraya gidelim, acayip eğleniriz orada. Çok güzel, çok güzel olur ya. Getirdim baba. Ne vardır Yunus baba, hayırdır? Saliha, sana bir teklifim olacak. Ay. Bizimle çalgıya çıkar mısın? Göbek atacağım. Kız, sizden gelecek hayır gelmez olsun be. Sayenizde topu attım, bakkalı batırdım. Bırak şimdi bakkalı Salih'a. Sana yeni bir hayat fırsatı sunarım. Yepyeni bir dünyanın kapılarını aralım. Abartma be. Güne de ne saracak? Kırık bir meyhanede göbek atacağız işte alt üstü.
Allah. Göbek atabilir miyim ki be? Becerebilir miyim ki dersiniz? Kız yaparsın Saliha. Ay Sultan bile göbek attıktan sonra. Ya bu da Sultan'ı çekemez ha. Hiç. Aman Sultan'ı çekemeyeceğim. Uzun ince bir yoldayım. Aman. Atarsın atarsın sen. Romanız biz. Bizim içimizde var göbek atmak. Anamızın karnında göbek atarız biz. Ay vallahi beceremeyeceğim diye çok korkarım be. Yapabilir miyim? Yaparsın. 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 Oh, oh. Yapar. 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 Şoparım hamil şopar, şoparım şoparım hamil şopar. Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Keriz etmiyorsa biz. Ulan bir de bilmem göbek atabilir miyim derdi. Şuraya bak Nesrin Topkapı gibi mübarek. Vay be, harika oynaması bir tarafa. Saliha da fıstık gibiymiş be Yunus baba. Rıza ne oluyor? Yoksa Saliha'ya abayı mı yaktın? Ne alakası var canım? Cigarana bizine, cigarana bizine. Yetişmiyor gerisine, yetişmiyor gerisine. Altılıyı bulamazsam. Abi be, ya garsonlar bu sofrayı kim hazırladılar lan? Bilmem, çok zengin birileri gelir demek ki. Senin benim ineceğim tipler değil. Ya. Büyük insanlar bunlar. Pemik acısı değil mi bu be? Ay ne bu be? Ay pembem otur, otur. Enerji, süper enerji. Romanım, romanım, matiz romanım. Güzel çalın, kaytarmayın ha. İyi çalarsanız bak altın saçacağım başımıza. Bak bak yerime Saniye'ye koymuşlar. Ay hiç güleceğim yoktu. Kız. Benim kızımın boşluğunu Asena bile dolduramaz. Bu Saliha dolduracak. Alacağını. Keriz etmiyorsa biz ne yapalım? Cigarana fizine. İyi çalın. Altın atacağım başınıza. Haydi çalın. Altılıyı bulamazsam altın be. Ama altın. Gelir sana. Senin ne işin var orada? Sen artık koskoca bir prens sayılırsın. Geç. Altılıyı bulamazsam uçlanırım fizine. Altılıyı bulamazsam uçlanırım fizine. Yalla, yalla, muazzam, muazzam. Şey Abdülaziz, bir ayak yoluna gidip geleyim. Alayım getireyim buraya ya. Yok sen yarın getirirsin onu, ben şimdi bir gideyim de canım. Hadi canım. Merhaba. Merhaba. Ne istiyorsun? Anlamadın mı ne istediğimi? Neyi anlamadın mı ya? Niye aramadın beni? Ne aramasın? Vay zampara vay. Peçeteye ne ulan şimdi ya? Sultana ben seni suçüstü yaptırtmaz mıyım? Anandan duyduğuna pişman etmez mi sultan seni? Ne diyorsun kızım sen? Bana bak. Her kuyruk sallayanın peşinden gideceğimi mi sandın? Ay ne haşin erkek. Şş. Sakin ol be. Ben sadece hoşlandım senden. Bir kaçamak yapmak istedi canım. Hoşlanma kardeşim ya. Dünyamı kararttın benim. Senin yüzünden canım gibi sevdiğim sevgilimden ayrıldım ya. Bak kadınsın diye el kaldırmıyorum sana. Çek git. Aa. Allah Allah. Bu oğlan hakikaten sevir benim kızımı be. Ay niye severse sanki ona vereceğim de ben sultanım. Hazretleri bekler bizi. Haydi bekletmeyelim. Tövbe tövbe. Kızım sen ne zaman akıllanacaksın? Baba be şurada kızın evlidir. Sevileceğine bana laf sokarsın ha. Geldim ana geldim. Haydi kızım. Haydi bin bin. Şey hazretlerini bekletmeyelim. Şey dur şoför dur. Ben süreceğim arabayı. Şöyle mahalleye acıcık hava atalım bir. Haydi araba aç. Kullanmayı biliyor musunuz? Deneyeceğiz oğlum sen konuşma haydi aç kapıyı. Ay inşallah görüyorlardır değil mi beni? Haydi babacığım hoşça kal.
Lasalia, bak canım, limuzindir. Limuzine bak da kudur. Ama görmemiş karı. Hayatında hiç limuzine binmemiş ki. Ne olacak? Hadi oğlum, kahveye gidip bir çay içelim şöyle. Bu limuzinin ne işi var cennet mahallesinde? Çık. Kalantur'un biri yolunu kaybetti herhalde. Ulan otoyol. Çekil yoldan limuzinime yol ver. Aa, pembe. Ne sandın? Çekil bakayım yoldan limuzinime yol ver. Sana yol veren senin gibi olsun be. Baba, gel bulaşma şunlara, geçsinler. Bırak be evladım, yol benim, vermeyeceğim. Lan yaş geçin, yol vermezsin ha. Ben de seni ezip geçmez miyim, gör seni horoz. Ya kız ana yapma. Ya baba, gel gidelim ya, gel bulaşmayalım. Çekil ya. Oğlum, bir şey yapamam ya. Aa! Baba, baba kalk kalk, bir şeyin yok ya. Öldün mü? Ölmedim. Ölmedim. Dur o zaman. Ben bir daha çarpayım iyice öl. Bu defa öldüreceğim seni, merak etme. Biraz dikkatli olsana ya. Ya baba, bir şeyin yok ya. He? Az daha izliyordu beni ya. Fena mı? Kahvede bana limuzin çarptı diye ava atarsın. O biçim fursun olur mahallede. Allah seni bildiği gibi yapsın diyeceğim ama bildiği gibi yapmış zaten. Kara kurbağa. Yunus. Bak limuzinime çarptın. Şu ön taraf olduğu gibi leke oldu. Sil bakayım oraları. Asıl sen namus lekelerini sil, haysiyetsiz gacı. Gider Arap turistlerin gönlünü eğlendirirsin. Görüyorsun. Bu Arapçayı yakında kocam olacak benim. Hicaz'a gideceğiz lan beraber. Tabii tabii. Petrol kraliçesi olacaksın değil mi? Ah Pembe abla, ah. Bu boş umutlarla sultanımı da benzettin kendine be. Nereden senin sultanın olur be? Sen gitti o telefonunu aldık karılara sahip çık. Pavyon zafferası hadi. Yürü. Şoför. Geç oğlum sen direksiyona. Ben yerime geçeyim. Ayıp sultan. Menekşe değil mi? Aman dur azıcık eğlenelim kız bununla. Ya kız ana yazık be. Aman be şoför dur biraz dur. Aa, buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun çiçeklerim vardır be. Çiçekleri taze mi ay, kız? Valla en az benim kadar tazedirler be abla. Yani daha bu sabah mezattan gelmişimdir hanımım. Aa, bak aa, ne kadar güzel saçları vardır. Gibi de kokar benim çiçekler. Zoynak balina. Aa. Kız sen taze misin ki bu çiçeklerin taze olsun be? Kız 40 yaşına gidin hala düz duvara tırmanırsın gerçi. İlahi anam sen ölmeye mi? Ulan eşek limuzine binse bile geri eşek ayrı eşektir anırır durur. Menekşe şu limuzinimin camlarını temizle. Haydi gülüm 3-5 kuruş veririz eline. Cebin para görür ulan. Aha seni tüküreyim camına Emir. Ah. Kız bırak, bana bak, sen benim müstakbel kocamın limuzinden nasıl tükürürsün? Hadi ben tutturum, ben yolarım seni. Hadi, daha ilerleme aşağıya. Dur anam, bulaşma, gel üf. Lan şoför, sür şu iğrenç gacının yanından beni belaya tutacak başıma. Haydi. Haydi canım, başka yerde toz kaldır. Yürü, taş arabası be. Gıcık, uğursuz gıcık. Şey hazretleri burada mıdır? Ay canım, orada oturur bak. Aa. Hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen. Ya gözümün nuru. Hı-hı. Güzeller güzeli. Hı-hı. Güzeller güzeli Pembe Hanım. Canım. El öpenlerin çok yeter ulan. Birer kahve içme teklifimi kabul ettiğiniz için ya çok teşekkür ederim. Ya İyi, tamam. Buyurun İyi, oturalım. Hadi. Oturalım bari. İnşallah benimle Arabistan'a geleceksiniz değil mi?
İnşallah artık kısmet nasiptir bir Abdülaziz'i. Pembe gacısı paralanmış. Paralandıkça da kudurmuş. Hayla aklım almaz. Beni limuzinle ezmeye kalktı ya. Ya. Yok yok. Bu sefer kesin oynattı bu karı. İnsan hiç arabayla çarpar mı be? Allah göstermesin. Ya sana bir şey olsaydı. Ya yaralansaydın. O zaman o pembe gacısı her şeyini alırdı. Görürdü o da gününü. Kız Melekçe. Sen bir daha iyisin. Balinaların akıllı hayvanlar olduğunu bilirdim ama bu kadar akıllı olduklarını bilmezdim. Helal olsun sana. Yani şimdi iltifat mı edersin, hakaret mi edersin belli değil be abi. Babam bir filmi var bence. Hayır şoförüm, bir filmim var. Yunus'un intikamı Pembe'nin sonu. Rejisör Yunus. Pembe'yi soyup soğana çevireceğiz. Yetinmeyeceğiz, soğanın da yapmasını yapacağız. O derece yani. Ne yapacağız be baba? Ben bilirim yapacağımı. Planım sayesinde hem Pembe'nin parasını alacağız hem de oğluma Sultan'ı alacağız. Böyle plana can kurban be. Ben de oynayabilir miyim bu filmde be? Evet. Sağ ol. Fatoş evladım, sen sabah doğru eczaneye sargı bezi, alçı, tentür diyor ne bulursan al. Ali sen de sabahtan kahveye gideceksin. Muharrem'le Rıza'yı alıp buraya getireceğim. Tamam abi. Seni geç. Menekşe, asıl görev sana düşer. Hı. Yarın sabah ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım be? Pembe, Pembe, Pembe aç. Aman ne var be oynak balina, ne çalar durursun kapıyı? Pembe, Yunus abim Pembe. Ne oldu kız Yunus abine? Ne ağzında gebelirsin? Ay gel de kedi gözleriyle gör Pembe, haydi. Ay, 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 gel haydi. Sana ne olmuş? Kız kötü bir şey olmuş herhalde, koşarak koş. Ay gel de kedi gözlerimle gör Pembe. Yunus! Bak. Burada işte burada. Ne oldu lan sana? Ah Pembe ah. Bilmezmiş gibi bile bana sorarsın ha. Lan Yunus. Lan ben neyi bilirmişim lan? Limuzinle çarptın ya dün. Bu hale geldim işte. Adilen uydurma. Yemezler bunu. Dün sapasağlandın lan. Dumuz gibiydin. Ah! Ama öyleydi de sıcağı sıcağına fark etmemiş abi. Ama gece ferahlaştı. Hastaneye kaldırdım. Ağzına kaydı be. Her tarafımı kırmışsın Pembe. Kol, bacak, kelle, dudak, sakatlığımı çıkarmışsın. Doğru mu dersin ulan? Maalesef. Ay çok geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin Yunus abi. Bunlar bir şey değildi. Esas abimin iç kanaması korkutur bizi. İç kanama mı dedin? İç kanaması mı? Doktor dedi ya be abi, iç kanaması geçirmişsin. İçin için kanarmış için. Ha doğru. Gel ayırmazsa bu çok para tutarmış. 15 milyar. 15 milyar mı? Ha. Lan o parayı nasıl ödeyeceksiniz? Aynı soruyu ben de sana soracaktım Pembe. Nasıl ödeyeceksin o kadar parayı? Ne desin sen? Ben niye ödüyormuşum bu parayı? Bana çarpan sen olduğuna göre tedavi masraflarını da senin ödemen lazım. Hı? Yok be, senin anan güzel mi? Güzel, şekilde de görüldüğü gibi Çağla Şiker gibi gacıdır. Tövbe tövbe. Yunus aklı be Pembe. Eğer Yunus senden davacı olursa hapse girersin. Kasten adam öldürmeye tam teşebbüsten yıllarca hapiste kalırsın vallahi. Doğru mu dersiniz? Maalesef doğru Pembe abla. Üstelik ehliyetin de yok, şipşak hapse. Biz mahalle meclisi olarak karar aldık. Sen tedavi masraflarını öde, Yunus da senden şikayetçi olmasın. Lan ben bu kadar parayı nasıl ödeyeceğim be? Ödemeye bunlardan başlayabilirsin. Lan bravo, bunlar olmazsa, bunlar hediyeydi be Yunus. Paranın kalanını da öteki hediyelerle tamamlarsın. Ulan bunların hepsi hediyeydi lan Yunus. Ay, Allah senden razı olsun. Yapma be abla. Oğlum. Allah razı olsun. Lan hepsini aldınız be. Ay. Ayıptır. Ne diyeceğim Abdülaziz Bey? Öyle deme be Pembe abla. Üf. Üf. Şey. Ay canım. Peki ben o zaman öteki altınları da evden alayım geleyim. Hemen geldim. Şey Yunus'um dava açmayacaksın değil mi? Anlaşacağız anlaşacağız. Sen hiç merak etme. Anlaşırız tabii. Gel belli. Haydi canım. Usta Pirivan, yaşlı tovalan, o kardukalı ama yaşlı Pirivan. Ulan ellerim kırılaydı da.
Ben şu arabayı Yunus'un üstüne sürmeseydim. Hem adamı hastanelik ettim hem de altınlarımda mücevherlerimden oldum. Keşke çarpmasaydın be abla. Sus. Bela şu künyeydi. Atılar içine. İşte görüp göreceğimiz bu kadardı. İndi Selim. Düş ulan önüme. Düş. Al kız şunları. Al anam al. Al tak kafasına. Gel otur Pembe abla gel. Gel. Nasıl da içi kanar. Kimden bana mı dedin onu? Ay yok canım. Abimin ha. İç kanaması var ya. Onu derim be Pembe. Seni de altınlarından ettik be Pembe. Olur mu be Yunus'um? Senin altın çok daha önemlidir. Benim altının lafı mı olur? İnşallah tez vakitte iyileşirsin. İnşallah. Bakacağız artık. Yani doktorlar bakacak artık. Çağırın şu ambulansı da gidelim tedaviye. İçin için kanarız burada. Tamam baba. Ah. Ah. Babam. Baba abi. Babam. Babam. Ay, babam yavaş. Abi. Yavaş dikkat edin babama. Babam. 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 Ay yavaş. Yavaş yavaş. Kapat. Dikkat edin. Dikkat edin. Şuraya. Yavaş. Baba. Yavaş. Yavaş yavaş. Dikkat edin ben. Yavaş. Gel Rıza peşime gel. Hadi gidelim biz. Hadi tutun şunu aynı. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hadi gidelim. Abla yanlışım varsa düzelt ama bunların hepsi mi hasta be? Lan sus be bari bugün konuşma böyle be adam hasta işte. Allah sen şu Yunus kuluna göz kulak olasın. Bilirim biraz öküzdür ama iyi adamdı. Onu eski sağlığına kavuştur. Hayır asenatta bulunacak. İyileşirse de kurban keseceğim. Kız yeter ki kavuşsun eski sağlığına. Haydi uğurlar olsun. Sağlığına Yunus'cum. Sağlığına Şipşak. Aklımıma. Sana yok. Ambulansı nasıl ayarlamışım ama anında Şipşak. Ha unutmadan. Bu da senin Hilmi'cim. Ne zaman lazım olursa bir telefon çak abi. Acil bir durum yoksa hizmetinizdeyim. Aslansın Hilmi. Allah yardım etmesin ambulans Hilmi'cim. Gördünüz mü? Nasıl yedim Pembe'yi? Daha dur bütün parasını alacağım şimdi. Öyle dersin ama ben üzüldüm Pembe ablaya be baba. Görmez misin? O kadar ağladı arkandan be. Benim de azanımı ağlatmadı zamanında o gacı. Baba, Sultan ne zaman alacaksın? Merak etme. Sana yapacağım o kıyağı. Hakikat mı baba? Ya ne bereketli bir hastalıkmış bu be. Bu hastalığın tek tedavisi var. O da Pembe'yi yolmak. Sağlığına, pardon. Hastalığına Yunus'cum. Ay bari. Kız çok üzüldüm Yunus'a. O kadar çocuğun eli böğründe iyileşmesini bekler garibin. Ben de allak bullak oldum bir anam. Ferhat'a hem üzülürüm hem de kızarım. Niye öyle söylersin be evladım? Üzülürüm çünkü babasının zor zamanında yanında değil. Kızarım çünkü yine Ferhat'ın yüzünden yanında değilim. Kız şu meyhanedeki telefonunu verin kız yüzünden kızarsın değil mi? Ya, nasıl kızmayayım be anam? Gururum incindi. Bu yüzden yanına gidip destek olamam. Kız Sultan. Ben bir şey diyeceğim ama kızım yüreğim kaldırmaz. Ne diyeceğim bana? Bu bizim Ferhat var ya. Hı. Saf oğlanın tekidir. Hani meyhaneye gitmiştik Araplarla. O zaman o telefonunu verin kız geri gelmiş odasına. Bir tuvalete hani giderdim işte o arada gördüm. Eysi Ferhat buna bastı kalayı. Peşimi bırak seni yüzünden sevgili beni terk etti dedi. Doğru mu dersin? Doğru kız. Allah oğlan günahsızmış. Ay geldiler galiba. Yürü kız fırla. Haydi yürü kızım. Ay, yürü. Geldi mi lan? Nasıldır adam? Bir iyi midir? Kız Melekşi. Ay ama yavaş. Aman dikkat edin. Ağzı düzeldi. İç kanaması da durduruldu. Oh, çok şükür ya Rabbim. Çok şükür de.
Çok şükür de ne kız, bir şey mi oldu gene? Böbrekleri de güçmüş meğersem be pembe. Ne diyorsun? Lan. Ferhat, biraz vaktin var mı? Senle konuşmak isterim. İyi. Hadi gidelim. Dinliyorum. Anam anlattı her şeyi Ferhat. O meyhanedeki kızla senin hiçbir suçun yokmuş. Biz dedik o kadar ama dinletemedik ya. Ne işim olur benim senden başkasıyla? Ya uf, kıskandım işte ya. Ne olur affet beni Ferhat. Çok üzüldüm be Ferhat. Ya ben de üzüldüm ama ne yaparsın, buldu bir kere. Ya nereden bilirim kızın bana telefon numarası verdiğini? Tüküreyim kıza da telefon numarası da. Sen ona mı üzülürsün? Başka üzülecek ne var ki Şahane? Baban ağır hasta. Onu üzülsene. Tabii haklısın. Babam ağır hasta. Nasıl da unuttum ya. Babanın durumu bana çok dokunur be Ferhat ya. Yapma be Sultan, o kadar da üzülecek bir şey yok. Sen ne dersin Ferhat? Adamcağız böbrek bulamazsa? Bulamazsa ciğer soteyle idare eder. Babama lazım olsa olsa meze olarak lazım olur böbrek. Sen ne dersin be Ferhat? Şahanem, sana her şeyi anlatmak zorundayım. Babam hasta masta değil. Değil mi? Değil. Hasta numarasıyla ananı işletir be, anlasana. Ya böyle numara mı olur? Bir hepimizin yürü ağzına gel. Gidip anama söyleyeceğim. Ya bir dakika dursana Şahanem. Babam bu hastalık numarasıyla bizi de evlendirecek sultanım. Evlendirecek mi? Lan peki anamdan aldığı paralar? Onları ne yapacak? Onları da bizim geleceğimiz için harcayacak be sultan. Evliliğimiz için. Ciddi mi dersin lan? Vallahi söz verdi. Zaten onun için devam eder numaraya. Laf aramızda, anam da hak etti bu numarayı lan. Etmez mi hiç? Ah pembe ah. Yani limuzinle nasıl çarptıysan artık abimin içinde sağlam organ bırakmamışsın. Pembe sen bilirsin be. Bu sıralar bir böbrek kaçta gider? Böbrek? Ya tam hatırlamam da bizim kasap Aydar'da geçen sene 12 milyondan giderdi kilosu. Kedi beslemeyeceğiz. İnsan böbreğinden bahsederiz. Ha ben onu nerede bileyim? Bir delirdiniz mi? Çok para ister be. Kim? Adamın biri var da böbreğini satacak 20 milyar ister. Böbrek ya nakli olmazsam ölecek. Ama be abime. Allah korusun bir. 20 milyar bu değil mi kısmet ana? Bilmem. Nereden bulacaksınız bu kadar parayı bir? Yani ben. Ben nereden bulacağım bu kadar parayı? İpucu vereyim istersen. Arabın şeysi desem. Arabın neyisi? Parası, parası. Git Arap'tan iste. Öyle yapayım bari, ne yapayım? Ah be, mahvoldum be. Keşke oğlumuzun gelip bana vursaydı. Kolay gelsin, merhaba. Hoş geldiniz. Oho, müstakbel Cevzem Pembe Hanım gelmiş. Hoş gelmişsin. Sefalar getirmiş. Hoş bulduk canım. Buyurun. Benim. Şimdi ben geldim gelmesine de. Hı. Ya Hacı Fışfış, yani pek hoş gelmedim anlıyorsun. Durumlar hoş değildir. Allah Allah, Allah Allah. Canınızı sıkan bir durum mu var Pembe Hanım? Çok yakınım olan birisi hastadır. Böbrek lazımdır kedisine. 20 milyar istenir böbreğe. Ucağına düştüm şey hazretleri. 20 milyar verir misin bana? Emret. Emret, canımı vereyim ya pembe. Ay canım benim ye ulan. Para getirin, para, getirin. Para, torba, para, getirin yallah. Getirin ulan bu torbayla. Para, para, yallah, getirin yallah, ulan. Yallah. Getirin. İşte benim kasa. Ay canım benim. Sağ olun. Çok sağ olun şeyhim. Sağ olun. Ben bu borcumu size nasıl öderim artık bilmem. Hasbinallah, sen benim sevcem olacaksın ya pembe. Bu kadar paranın lafı mı olur? Çok sağ olun. Vallahi teşekkür ederim. Ben şimdi gideyim, sonra geri gelirim. Hoşça kalın. Yunus'um! Müjde lan! Buldum. Bak, paraları buldum Yunus'um. Bak, tam 20 milyar karşılığı dolar var ha. İstediği böbrekleri alabileceğiz artık Yunus'um. Al. Beyin yerinde olmadıktan sonra böbrekleri yerine gelmiş ne fark eder? Bir mana, ehemmiyet teşkil eder mi?
Beyni mi dedin? Beynine bir şey mi oldu kız? Sevgindikten sonra ferahlaştı. Hastaneye kaldırdık. Meğersem beyin kanaması geçirmiş abim. Beyin kanamasını geçirmiş. Kız onda beyin yok ki beyin kanaması geçirsin. Ben de öyle zannederdim ama varmış be pembe. Ocağına düştüm. Kurtar beni bu hastalıktan. Peki lan. Madem ki bir sebep oldu. Ne kadar lazımmış daha? 15 yeter. Yani doktor yeter dedi. Milyar. Ya. Anlıyorum. Ben gene Arap şehrine gideceğim mecburiyette. Gideyim bari Yunus'u. Gideyim de geleyim o zaman evine. Haydi canım. Haydi. Parayı getirdim Yunus'um. Getirdim parayı. Kız niye sevinmezsiniz? Ve gene ne oldu? Sorma. Doktorlar bebeklerini taktılar ama kabul etmedi bünyesi. Etmedi mi? Ne olacak peki şimdi? Doktorlar evine götürün dediler. Orada huzur içinde. Ay Yunus'um ha. Sana duyamadan gidersin ha. Nur içinde yatsın. Çok mutlu. Ulan daha ölmedim. Sabri. Pardon. Ağlamayın be. Beni de ağlatacaksınız ha. Bizim yatak odası takımının paraları da gelmiş. Biz yavaş yavaş tamamlandık. Gelin evlatlar. Gelin. Gelin. Kalksın. Son nefesimi vermeden size bir çift lafım olacak. Ne diyordum evlatlarım? Pembe de duysun söylediklerimi. Duyayım be. Hadi söyle. Pembe ben öleceğim belki. Senden son bir isteğim olacak. Vasiyetimdir. Yerine getireceğine söz ver. Söz ula. Söz be. Pembe biz kavuşamadık. Bari bu oğlanla kız kavuşsunlar. Ne? Ne diyorsun be? Vasiyetimdir. Biz aşkımızı heder ettik. Dalları birbirine değmeyen iki çınar gibi ayrı bahçelerde gittik. Bari bu gençler bize benzemesin. Benzemesin. Tamam ulan. Tamam. Allah! Ayıptır ulan. Adam burada ruhunu teslim eder. Siz kuduruklar gibi sevinirsiniz. Ağlayın ulan. Ağlayın be. Ağlayın İmam çağırın hemen. Hem bunların nikahını kıyar. Hem de başımda Yasin-i Şerif okur. Tamam ulan. Böyle üzüntü laflar edip de ağlatma ulan beni. Şşt, haydi benimle gelin siz de. Haydi. Haydi Yusuf. Baba. Muharrem. Al bunu Muharrem. Çocuklarımın nikah işlemlerini başlat. Nikah mı? Ayrıca de bu arı. Diyemeyeceğim ulan. Yunus'a bir mezar yeri ayarla. Yarıda boş olsun böyle. Ölünce beni de Yunus'un yanına gömersiniz. Allah korusun Şimşek. Şu fani hayatta biz bir araya gelemedik. Bari ahirette kavuşalım. Nikah işlemlerini ebe başlıyorsa? Başla. Yunus ölmedi. Dünya gözüyle şu çocuklarımın mürüvvetini görsün. Göz açık gitmesin. Eğer giderse beni de ebe yanına alsın. Ferhat da bundan böyle benim oğlumdur. Kurban olsun arası. Canım oğlum benim. Anam,
merak etme. Ben babamın yanına gömerim seni. Canım benim. Demek benimle Arabistan'a gelemeyeceksin ya pembe. Maalesef Beşey Hazretleri dedim ya. Çok yakınım olan biri, akrabam çok hastadır. Ben onu bırakıp gelemeyeceğim. Hay Allah! Demek seninle evlenemeyeceğim ya pembe. Çok isterdi fakat mümkün değil. Ama dua ederim. Allah seni karşına benim gibi iyi bir karı çıkarsın. Sen de bu bekarlıktan kurtula. Ben zaten bekar değilim ki ya pembe. Değil misin? Değilim. Bak seni tanıştırayım. Gelin gelin. Yallah yallah yallah. Yallah yallah. Bak karılarımın bir kısmı. 13 tane daha var Suudi Arabistan'da. Keşke seni de haremime ekleyebilseydim. Ay babişko, kudurdun karı diye diye. Ne varsa şu karılarda. Sapık herif. Karı koleksiyoncusu. Ben de seni bir sanmıştım be. Ben senin haremine cari olacak karı mıyım be? Haydi oradan. Haydi. Dur. Dur pembe nereye? Hadi be sapık. Al ulan bunlar sana yeter. Pembe, pembe. Benim gönlüm sende. Gel gitme. İnşallah bu defa bir aksilik olmaz yavrularım. Ninem. Benim. O torunum. Ay. Benim. Güzel torunum. Bakın sayemde evlenirsiniz ha. Dedim size değil mi? Ne yapıp yapıp sizi evlendireceğim diye. Bu kıyanı unutmayacağız baba. Ha. Abi, abi Pembe gelin. Ay, ay, ay. Öpeyim Pembe abla. Öptüm. Canım benim. Yunus. Yunus. Aç gözlerini. Bak. Elbişi tamamdır. Oğlunla kızımı evlendiririm. Doğru mu duyarım? Yoksa mı yüksek ateş hayal mi gördürür bana? Vallahi doğru be. Doğrudur. Yaşa be Pembe. Ölüm döşeğinde içime su serpti. Gel bir öpeyim seni. Öp ulan. Şuş. Yavaş ulan. Ölüm döşeğinde misin, zifaf döşeğinde misin belli değildir ha. Artık huzur içinde ölebilirim. Ferhat. Ev yer ulan koş. Nerede gidiyor bu ben? Nerede ya? Allah yakışma. Öldürdüm seni, öldürdüm. Merak edecek bir şey yok. Yemek yandı. Yunus. Ay. Anne sen hastaydın. Görüyor musun Allah'ın içini? Yangın çok etkisi yaptı. Ayaklandım birden. Doğru. O kadar iyileşmişsin ki alçıların da kendi kendine çıkmış. Hakikaten ya. Ya baba be ne vardı bu kadar korkacak be? Mahvettin her şeyi be. Abi. Bana bak. Demek ev bir şey numaraydı ha. Şimdi ben seni yemez miyim ha? Ay ana. Ay ilk de burada geçiyor lan kafanı. Yapma seni hepiniz. Asıl yangın şimdi geliyor millet. Aldım seni malım ülkem oldum seni. İç yüveği aldım seni. Malım ülkem oldum seni. Yedirdim içirdim baktım seni damat. Soyumu da unutma, soyumu da unutma.